Burası Tromelin Adası. Göründüğü kadar çorak bir ada. Hatta öyle ki eskiden sadece kum adası olarak bilinirdi. 1761 yılında ana vatanlarından kaçırılan yaklaşık 100 kişi buraya getirildi ve çoğundan bir daha haber alınamadı. Gelin önce Tromelin Adası'nda yaşanan korkunç şeylere, sonra da diğer ıssız adalarda mahsur kalan insanların Robinson Crusoe'u anımsatan hikayelerine bakalım. Öncelikle Tromelin Adası Hint Okyanusu'nda. 1761 yılında meydana gelen bir deniz kazasının ardından Fransız köle tacirleri Madagaskar'ın 450 kilometre doğusunda bulunan bu adaya 60 esir bırakmışlar. Ancak buraya bir kurtarma ekibinin ulaşması 15 yıl almış. Bu insanların 1 kilometreyi bulan ve fırtınalara maruz kalan bu adada onca yıl nasıl hayatta kaldıkları bugün hala merak konusu. Bu tuhaf olaysa şöyle başlamış. 1761 yılında Tromelin Adası'nda meydana gelen olay Lutile adlı bir Fransız gemisinin batmasıyla başlamış. Geminin kaptanı Tromelin'e varmak üzere olan bir köle gemisiymiş. Gemi Madagaskar'dan alınan kölelerle yüklenmiş ve 30 Kasım 1760 tarihinde Mauritius Adası'na gitmek üzere yola çıkmış. Ancak 17 Temmuz 1761'de Lutile kötü hava koşulları ve denizcilik hataları sonucu Tromelin Adası'na çarpmış ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Gemideki mürettebat ve köleler 18 Temmuz 1761'de can kurtarma tekneleriyle adaya çıkmışlar. Kurtulanlar arasında geminin kaptanı François Chevalier de Tromelin ve mürettebatıyla birlikte 60 kadar köle varmış. Ancak mürettebat kısa bir süre sonra adadan ayrılmış ve Fransız Mauritius kolonisine dönmüş. Bu ayrılık kölelerin ve mürettebatın adada mahsur kalmasına neden olmuş. Kurtulanlar adada sınırlı kaynaklarla ve zorlu koşullar altında yaşamaya çalışmışlar. Açlık, hastalıklar ve diğer zorluklarla başa çıkmaya çalışan bu insanlar adada mahsur kaldıkları 15 yıl boyunca hayatta kalmaya çalışmışlar. Bu süre zarfında kölelerin lideri olarak kabul edilen bir kadın olan Iman Jean'ın liderliğinde hayatta kalanlar adanın doğal kaynaklarını kullanarak yaşam mücadelesi vermişler. 1776 yılında gemi Lutile adaya geri dönmüş ve hayatta kalan 8 kişiyi kurtarmış. Ancak bu kurtarma sırasında Iman Jean'ın akıbeti belirsizdir ve bu olayın detayları tam olarak aydınlatılamamış. Tromelin Adası'nda yaşanan bu dramatik olay tarih boyunca ilgi çekici bir konu olmuş ve günümüzde de araştırmacılar bu tarihi olayın izini sürmeye devam ediyorlar. Peki gerçekten ıssız adada yaşamak mümkün mü? Cevap evet. Alexander Selkirk gerçekten de hayatının 4 yılını ıssız bir adada geçirmiş bir İskoç denizci. Mürettebatı tarafından terk edildiğinde yanında sadece bir tüfek, balta, tencere, incil ve uyku tulumu varmış. Zaman içinde adanın şartlarına uyum sağlayarak Alexander 4 yıl boyunca adada tek başına hayatta kalmış. Bulunduğundaysa tanınmayacak kadar değişmiş ve neredeyse konuşmayı unutmuş bir haldeymiş. Bir başka ıssız adada yaşanmış hikayede sıra. Bahamalarda teknesi alabora olan bir kadın ve iki erkek sahil güvenlik ekipleri tarafından fark edilmiş. Mahsur kaldıkları süre boyunca hayatta kalmak için 33 gün boyunca sadece Hindistan cevizi ve farelerle beslenmişler. Sineklerin Tanrısı kitabı yayımlandıktan yıllar sonra gerçek olmuş. Canı sıkılan 6 çocuk bir tekneyi ödünç almış ve denize açılmışlar. Fakat yolculukları umdukları gibi gitmemiş ve tekne ıssız bir adaya sürüklenmiş. Burada kendi başlarına yaşam mücadelesi veren çocuklar bir yılın sonunda bir denizci tarafından kurtarılmışlar. Bu yaşanmış hikaye ünlü roman Sineklerin Tanrısı'na benzerliğiyle dikkat çekiyor. Peki ıssız bir adada tek başına hayatta kalmak mümkün mü? Cevap yine evet. Yaşadıkları adayı gemiyle terk eden Kızılderili kabilesi ıssız yerde genç bir kadını unutmuş, Juana Maria. Juana burada tam 18 yıl boyunca tek başına yaşamış. Juana'nın adaya gelen korsanlardan kaçınmak için yıllarca bir mağarada gizlendiği ve bu nedenle bulunamadığı düşünülüyor. Gelin şimdi de dünyanın en izole ve tehlikeli adası Sentinel Adası ile videomuza devam edelim. Öncelikle dünyanın en izole toplumlarından biri olan Sentinel kabilesi esrarengiz ve vahşi yaşamıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İlk bakışta bu ada size zararsız gibi görünebilir ama dünyanın en tehlikeli adası.
Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusu'nun ortasındaki Büyük Adaman Takım Adaları'nın kıyısında bulunuyor. Kayıtlara geçen tarihin başından beri dış dünya ile bağlantıyı reddeden ada halkı yüzyıllardır gizemini ve ürkütücü olmasını koruyor. Peki ama bu ürkütücü adada kimler yaşıyor ve neden hala kimse bu adaya gitmeye cesaret edemiyor? Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan ve medeniyeti sert bir şekilde reddeden yerlilerin Afrika'da yaşayan ilk insanlar oldukları tahmin ediliyor. Andaman ve yakınlarındaki Nikobar Adaları Hindistan toprağı sayılıyor. Bu yüzden Andamanlı yerlilerin yanı sıra birçok Hintli de bu adalarda yaşıyor. Bu adalardaki en yüksek popülasyon Jarava kabilesine ait. Fakat onlar da Andaman Adası yollarında yapılan insan seferlerinin kurbanı oluyorlar. Turistler safari araçlarına binip kabilelerin yaşadıkları yerlerden geçiyor ve yaşamlarını bir gösteri gibi izliyorlar. Elbette bu kabilelere büyük rahatsızlık veriyor. Fakat böyle bir geziyi Kuzey Sentinel Adası'nda asla yapamazsınız. Çünkü bu küçük adanın yerlileri diğer kabilelerden çok farklı. Yaklaşık 60 bin yıldır bu güzel adada yaşayan yerlilerle iletişime yüzyıllardır geçilemiyor. Ve bu yüzden de onlar hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Avcı, toplayıcı bir yaşam tarzı benimseyen Sentinelli kabilesi, adalarını ve geleneklerini korumak için son derece sert bir tutum sergiliyor. Bu yüzden Hindistan devleti de bu adaya yaklaşılmasını kesin olarak yasaklamış. Zaten kabile üyeleri de adaya kimsenin girmesine izin vermiyorlar. Medeniyeti reddeden kabile üyelerinin yabancılara karşı tutumları çok acımasız. Ada topraklarında veya yakınlarında yabancı birini gördükleri an ona saldırıyor, hatta alçaktan uçan helikopterlere alevli oklar ve büyük sapanlarla kayalar fırlatıyorlar. Tüm bu yaşananlardan sonra Hindistan hükümeti adaya bir elçi grubu göndermiş, fakat elçilerin kabile tarafından yenmesi üzerine adaya girişler tamamen yasaklanmış. Bu medeniyetten uzak ve izole ada, dünyada birçok kişinin ilgisini çekse de kimse adaya girmeye cesaret edemiyor. Peki siz Sentinelli kabilesini ziyaret edecek cesarete sahip misiniz? Videomuzda bahsettiğimiz ıssız adalarda bir ay yaşayabilir misiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.